Merhaba sevgili çocuklar, ben İngilizce öğretmeniniz Mehmet Emin İpek. Sizinle bu dönem ilk sınavımızın sorularına ve cevaplarına bir göz atacağız. Kısa bir video olacak çünkü zaten 20 tane zor olmayacak sorumuz vardı. Hemen ilk sorudan başlayalım vakit kaybetmeden. Hangisi olumsuz bir yönergedir? Olumsuz ne demek çocuklar? Yani mesela arabayı sür. Türkçeden gidecek olsa olumlu. Sür. M olumsuz. Gel olumlu. Gel M olumsuz. İngilizce'de bu M, ma gibi olumsuz ekleri hangi sözcükle veriyorduk emir cümlelerinde? Don't. O halde biz cümlede don't'a bakacağız. Hiç bu sözcüklerin anlamlarını araştırmaya, anlamlarını düşünüp de zaman kaybetmeye gerek yok. Don't sözcüğü sadece D şıkkında var. O halde olumsuz yönerge olsa olsa Denizli şıkkında olduğu için doğru cevap D olacak. Öğretmenin talimatından sonra Ali kağıdı kesiyor. Kağıt kesmek. Öğretmen ne demiş olabilir? Ne demiş olabilir? Kağıdı kes. Kağıt, paper, kes, cut. Cut the paper, yani bu da Denizli. Where is the clock? Resme bakalım. Resimde bir tane masa var. Masanın üstünde bir tane saat var. Clock saat demek. O halde sorumuz şu: saat nerede? Saat nerede? Masanın üstünde. O halde it is behind the table. Masanın arkasında olmaz. Masanın altında olmaz. Burada masa değil, saat sözcüğü var. Saat nerede? Saat saatin üstünde. Saat saatin üstünde değil. Saat masanın üstünde. O yüzden de doğru cevap burada it is on the table olacak. Denizli şıkkındaki 10, şu ikisi birazcık yanıltıcı olabilirdi ama clock sözcüğü sorulmuş zaten. Cevapta clock geçmeyeceği barizdi. O yüzden bu da böyleydi. Hangisi diğerlerinden farklıdır? Burada sözcüklerin türüne göre soruyoruz tabii ki. Box bir eşya. Eşya yani item. Cut eylem yani verb. Fold eylem, katla demek. Bu da verb. Shake, çalkala eylem, yani bu da verb. Burada değişik olan tek şey eşya olan box. Fazlalık olan sözcük hangisidir diye bir şey deniyor. Cümlemiz şu: My father is in of the car. In of the car değil de in the car desek daha güzel olmaz mı? Çünkü in'den sonra of sözcüğü asla gelmez. Dolayısıyla burada of sözcüğü fazla. Ahmet'in bir sorusunda Nilüfer, it is in the jar, yani o kavanozun içindedir diye yanıt veriyor. Soru ne olabilir? Kavanozun içinde toprak var. Toprak nerededir? Toprak bu arada soil demek çocuklar. Toprak nerededir? Where is the soil? Kedi nerede? Olmaz. Su nerede? Olmaz. Makas nerede? Olmaz. Abdurrahman'la Nermin konuşuyorlar yine. It is behind the car. O arabanın arkasında. Behind arkasında demek. Bir cevap da arkasında, önünde gibi konum bildiren bir şey varsa soruda da tabii ki yine konum sorulmuş demektir. Nerede diye düşüneceğiz. Nerede'nin İngilizcesi ne? Where. Where is the bike? It is behind the car. Devam edelim. Yandaki resmi ifade eden cümle hangisidir? Çocuğun elinde kağıttan gemiler, kağıttan uçaklar var. Bu da ne yapıyor kağıtları? Katlıyor. Yani katlamak önceki sorularda da dediğimiz gibi fold. Dolayısıyla fold it. Tek mantıklı cevap. Diğer şıklara bakalım. Cut it, kes. Stir, karıştır. Shake it ise çalkala demek. Ve resimle bunların hiçbir alakası yok. 9. soruya bakalım. Hangisi yanlış yazılmış bunlardan? Bottle, şişe, doğru. Experiment, deney, doğru. Box, kutu, doğru. Ama scientist böyle değil. Şöyle yazılması gerekiyordu çocuklar. I'm sorry. Evet, scientist'in doğru yazılmış hali bu.
Birazcık daha inceltelim kalemimizi. Hangisi bu sözcüklerden olumlu? Birinci soruya dönecek olursak, birinci soruya bir daha bakalım. Ne demiştik? Don't sözcüğü cümleyi olumsuz hale getiriyor. Dolayısıyla don't'un olmadığı cümlelerde muhtemelen %99. Çünkü asla gibi bazı sözcükler de cümleyi olumsuz yapabilir. Never. Ama onun dışındaki tüm cümleler içinde don't yoksa muhtemelen olumludur diyebiliriz. Don't 3 şıkta da geçiyor ama cut the box, kutuyu kes sözcüğünde olumsuz bir ifade yok. Burada bir tane hatalı cümle var, mantıksız olan. O da ne olacak? Acaba hangisi? I'm a policeman and I work in a police station. Ben bir polis memuruyum ve bir polis karakolunda çalışırım. Mantıklı. C. O bir veterinerdir ve veteriner kliniğinde çalışır. Mantıklı. O bir çiftçidir ve çiftlikte çalışır. Mantıklı. B diyor ki ben bir öğretmenim ve hastanede çalışırım. Bir öğretmen, benim bildiğim hiçbir öğretmen hastanede çalışmıyor. Dolayısıyla bu bana pek mantıklı gelmedi. Bunları sıraya koymamız gerekiyor bu soruda da yine çok kolay. İşi yapan hangisi burada? He, o. O yüzden cümlenin başına o gelecek. He works at a school. Zaten ilk sözcüğü bulduğunuz anda gerçekten geriye bir mücadele, bir sorun kalmıyor ortada. Tek sözcük bakın. He ile başlayan başka bir sözcük yok zaten. Karışık sözcüklerin sıralı hali. What does she like? Burada harika bakın. Hiç zaten sıralı bunlar. Olduğu gibi yerine koyacağız. What does she like? O neden hoşlanır? Ceyhan. Boşluğa uygun ifade. Yani boşluğa uygun ifadeyi sorduğuna göre demek ki diğer 3 tanesi uygun olmayacak. Nermin şunu der mi? I am a school. Ne demek I am a school? Ben bir okulum. Nermin bir okul olabilir mi? Olamaz. She is a school. O bir okul. Olamaz. He is a school. O bir okul. Olamaz. Ama she works at a school olabilir. O bir okulda çalışabilir. Dolayısıyla burada doğru cevap. Ben bir okulum. O bir okul. O bir okul değil. O bir okulda at DD anlamında burada. O bir okulda work, çalışır. Abdurrahman Jessica'nın sorusunu aşağıdaki cümleyle karşılık veriyor. Jessica ne sormuş olabilir? Abdurrahman demiş ki he works at a hospital. O bir hastanede çalışır. Yani çalıştığı yeri söylemiş onun. Jessica ne sormuş olabilir? O nerede çalışır diye sormuş olabilir, değil mi? Çünkü yerle ilgili bir cevap olduğuna göre soruda yer olması lazım. Yerle ilgili soru sorarken Türkçe'de nerede, İngilizce'de de where sözcüğünü kullanıyoruz. Where does he work? Zaten where ile başlayan tek şık Ceyhan. Hangisi diğerlerinden farklı? Farmer bir insan, iyi diyelim. School bir iş yeri, çalışma yeri, bina diyelim. Binanın B'si olsun. Hospital bina. Post office postane, bu da bina. Burada tek farklı olan insandan bahseden tek şey Adana Farmer şıkkı. Çiftçi. Boşluğa sırasıyla hangi sözcükler gelmeli? Öğretmen anlamına gelen bir sözcük yazıyor burada. Teacher. Eksik olan sözcükler hangisi? Burada teacher'ın A'sı. Burada da H gerekiyordu. Dolayısıyla A ve H. Doğru cevap olacak. Karışık harflerin sıralı hali hangi şıkta verilmiştir? Burada ne yazıyor? Şuradan bir woman'ı çıkarıyoruz değil mi? Vonem yazıyor ama onun düzgün hali woman olacak. Başına ne gelebilir? P, L, A, C ve Oni var. Polis olabilir mi acaba? Police woman. Police woman. Tabi burada E ve A yer değiştirecek yani. Şöyle düzeltelim. Baştan yazalım. Police. Bu mu? Evet. Son iki soru. Resme göre Abdurrahman ne demiş olabilir? Nermin diyor ki, What is your job? Senin işin ne? Abdurrahman da diyecek ki, elinde tırmık falan olduğuna göre muhtemelen çiftçi. Dansçıyım der mi? Demez. Tırmıkla dans eden birini bilmiyorum. Tırmıkla yemek pişiren bir şef de bilmiyorum. Burada restoranda çalışırım diyor. Birincisi restoranda çalışacak tipi yok. İkincisi nerede çalıştığını sormamış soran kişi. I'm a farmer. Ben çiftçiyim. Tek mantıklı cevap burada da. Nermin, I'm a nokta nokta demiş. Hangisiyle bitemez? I'm a ne demek? Ben
bir nokta noktayım. Ben bir doktorum olabilir. Ben bir veterinerim olabilir. Ben bir kadın polis memuruyum olabilir ama ben bir hastaneyim olamaz. Nermin bir hastane olamaz. Az önceki sorularda da gördüğümüz gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi bir çalışma dönemi diliyorum. Okulsuz bir günle çekiyorum bu videoyu. İnşallah tez zamanda siz de biz de okulumuza kavuşuruz ve değerini biliriz bu sefer. İnsan gerçekten de olmadığı zaman anlıyor. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.